Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, İnşallah bugün Enbiya suresini kaldığımız yerden hem devam ettirip hem de sureyi bitirmeye çalışacağız. Peygamberlerin kıssaları anlatılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Eyyub aleyhisselam ve onlarla alakalı malumat verildikten sonra bugün de aynen kaldığı yerden bakın 85. ayeti kerimede şöyle devam ediyor sure. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsmail ve İdris ve zel-kifl. İsmail aleyhisselam, İdris aleyhisselam ve zul-kifl aleyhisselamı da an, yad et, hatırla, zikret, gündeme getir. Kullun mine's-sabirin. Hepsi bunların, her biri bunların sabredenlerdendi. Allah için sabreden kullarımızdandı, peygamberlerimizdendi buyuruyor Rabbimiz 85. ayet-i kerimede. Üç peygamber ismi daha öğreniyoruz surede muhterem kardeşler. İsmail aleyhisselam zaten malumunuz. Kurban Bayramı'nın çok yaklaştığı günlerde zaten hatırladığımız, andığımız teslimiyet kurban örneği. İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu, Hacer annemizden dünyaya gelen İsmail aleyhisselam. İdris aleyhisselam Hazreti Şiit'in oğlu. Kendisine 30 sahife verilmiş olan ve kitapların bize aktarmış olduğu kalemle ilk yazan, ilk elbise diken yine özelliklerinden peygamber. Bir de Zulkifl aleyhisselam. Bunun hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Hani kitaplarda malumat aktarılsa da çok fazla malumat da verilmediği için burada ismini anıp kendisine Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun deyip devam edeceğiz inşallah. Rabbimiz bu elçilerini anmamızı istiyor. Onları hatırlamamızı, hepsinin Allah'tan aldıkları vahyi sabrederek, onun için sabırlı oldukları burada geçti. Çünkü her biri kendi geldikleri toplumlarda büyük sıkıntılarla Allah için mücadele vermiş, tevhide davet etmiş peygamberler. Onları hatırlayın. وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ. Onları rahmetimize kabul ettik. Gerçekten onlar hakikaten salih olan, iyi olan kimselerdendi buyuruyor Rabbimiz 86. ayet-i kerimede. وَذَنُّون. Bir de balık sahibini de hatırlayın. ذَنُّون. Zu sahip demek Arapçada. Nun da balık demek. Dolayısıyla balık sahibini de hatırlayın. Bir peygamberi daha zikretti Rabbimiz fakat peygamberin ismiyle değil lakabıyla zikretti. Burada lakabı zikredilen bu peygamber Yunus bin Metta radıyallahu anh ve aleyhisselam. Bu Allah'ın peygamberi Musul şehrine yakın Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Irak bölgesinde Musul şehrine yakın Ninova halkına. Bu peygamber gönderilmiş olduğu toplumu İslam'a davet etti. Tevhide davet etti. Fakat çok uzun davet etmesine rağmen iman etmediler. Küfürlerinde direndiler halkı, kavmi. Durum böyle olunca bakın ayet şöyle devam ediyor. İzzehebe mugadiben. Öfkeli bir halde geçip gitmişti. Toplumunu terk etti. Sinirlendi, öfkelendi, kızgın bir vaziyette geçip gitmişti. Fezanne en len nakdire aleyhi ve bizim kendisini sorumlu tutmayacağımızı, sıkıştırmayacağımızı, cezalandırmayacağımızı zannetmişti. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu peygamberi hakkında. Fenada fi'z-zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Nihayet karanlıklar içinde şöyle dua edip niyaz etmişti. Ya Rabbi,
Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum dedi ve Rabbine yalvardı muhterem kardeşler. Kavmine kızarak ilahi müsaade olmaksızın peygamberlik dairesini terk etti. Bu terk etmenin bir cezası olmayacağını zannediyordu. Burada bir incelik var. Buradaki nakdire, hani tefsirlerde aktarılır. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh der ki Muaviye'nin yanına girdim. Muaviye dedi ki dün gece Kur'an dalgaları beni çarptı. Kur'an dalgaları beni çarptı. Dalgalar içinde kaldım. Senden başka da kurtuluş vesilesi bulamadım. Ey İbn Abbas. Tercümanul Kur'an olduğu için Kur'an'la alakalı malumat, tefsir ona sorulur. Nedir o dalgalar dedi İbn Abbas radıyallahu anh. Muaviye dedi ki Allah'ın peygamberi Yunus onun kendisine güç yetiremeyeceğini zannediyor dedi. Çünkü ayetteki len nakdire kudret kelimesinden alınırsa Allah'ın kendisine güç yetiremeyeceğini zannetti anlamı çıkar. Böyle bir şey okudum, şaşırdım. Bir peygamber Allah hakkında nasıl böyle bir şey düşünür? Olabilir mi diye bocaladım kaldım der. İbn Abbas radıyallahu anh der ki o senin zannettiğin gibi değil der. Oradaki yakdire veyahut da yakdiru veyahut da nakdire kelimede geçtiği gibi ayette kadere kökündendir. Kudret kökünden değildir. Dolayısıyla bu ayetin manası kendisine güç yetireceğimizi değil de kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı, sorumlu tutmayacağımızı zannetmişti anlamına gelir der. İnceliğe bakın. Aynı kelimeden türeyebilecek bir lafız olduğu için burada muhterem kardeşler Kur'an'ın ilk kuşaktan gelen tefsirine ihtiyaç var. Yoksa anlayamazsın. Muaviye radıyallahu anh anlayamamış. Onun için burada inceliği aktarmakta fayda gördüm ki tefsir derslerine neden ihtiyacımız var? Bu konuları neden iyi işlememiz gerekiyor muhterem kardeşler? Gemiye bindi. Kaçtı. Toplumunu terk etti. Ve en nihayet deniz kenarına geldi ve gemiye bindi. Uzaklaşıyor toplumdan. Gemiye binince iki ihtimal var. Ya gemi fazla ilerlemeyince, fırtına basınca o zaman hani bir nevi acaba aramızda bir günahkar mı var, suç işleyen mi var ki gemiye böyle fırtına geldi, başımıza böyle bir olay geldi. O da itiraf etti benden dolayıdır. Çünkü ben Allah'tan izin almadan makamı terk ettim. İtiraf edince gemiden atıldı. Veya ikinci ihtimal fırtına basınca gemide karışıklık meydana gelince kura çektiler. Fazlalık, yük azalması lazım. Kimi uzaklaştıracağız gemiden? Kura ona çıktı. Üç defa kura çekip tekrar tekrar kura ona çıkınca hakikaten denize atılmak mecburiyetinde kaldı. Ve atıldı. Kur'an'ın başka ayetlerini öğreniyoruz ki atıldı fakat Allah'ın göndermiş olduğu bir balık onu boğulmaktan engelledi ve yuttu. Büyük bir artık balina mıydı yine neydi onu söylemiyor Rabbimiz. Büyük bir balık olduğunu söylüyor. Onu yuttu. Tabii ki Hazreti Yunus ne yaptığının farkındaydı muhterem kardeşler. Hatasını savunmadı. Derhal Rabbine dua etti. Büyük bir suç işlediğinin farkındaydı. Sorumluluktan uzaklaşmıştı. Ve buradaki yapmış olduğu dua meşhur bir duadır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duası muhterem kardeşler. Birçok hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi Müslüman herhangi bir sıkıntıyla alakalı başı sıkıştığı zaman bir felaket bir musibet kendisini bulduğu zaman bu duayı yaparsa mutlaka Allah onun duasını kabul eder diye rivayet edilmiştir birçok hadis-i şerifte, birçok kaynakta geçen hadis-i şerif. Dolayısıyla bu duayı ezberlemekte fayda var. Dikkat ederseniz hocalar da birçok zaman dua yaparken bu dualarla giriş yaparlar duaya. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Önemli bir dua ve Allah onun duasını kabul ettiğini şöyle bildiriyor 88'de. Festecebna lehu ve necceynahu minel gam. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu bulunduğu kederden, sıkıntıdan kurtardık. Ve kezalike nuncil mu'minin.
İşte biz müminleri böyle kurtarırız buyuruyor Rabbimiz 88. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Buradaki mesaj açık. Bu peygamber kıssasının bize vermiş olduğu mesaj muhterem kardeşler, sorumluluktan kaçarsan eğer, Allah'ın verdiği sorumluluklardan, Allah'ın yüklediği sorumluluklardan kaçarsan eğer, peygamber dahi olsan Allah cezalandırır. Allah'ın cezası gelir. Bakın bir peygamber üzerinden Allah bize böyle önemli bir ders veriyor. Allah'tan kaçmak demek ki mümkün değil. Allah'tan kaçamazsın. Allah'ın sana yüklemiş olduğu sorumluluklardan da kaçamazsın. Kaçtığını zannedersin fakat fırtınalar gelir seni yakalar. Bu Yunus Aleyhisselam'ın denizde gemideki yakalanmış olduğu fırtına olabilir. Psikolojik bir fırtına, bunalım olabilir. Sıkıntı olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Allah'tan kaçarsan, yani Allah'ın yüklediği sorumluluklardan kaçarsan mutlaka bir fırtınayla karşı karşıya kalırsın muhterem kardeşler. Dolayısıyla bu peygamber kıssasını iyi dinleyip Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından iyi hisse almak gerekiyor. Peki ne yapmak gerekir? Allah'ın vermiş olduğu görevlerden kaçınılmayacağına göre, kaçmak mümkün olmayacağına göre bir an evvel o görevlere başlayıp işe girişmek gerekir. Çaresi yok. Mecbursun yerine getirmeye. Onun için görevleri yerine getirmek gerekir. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ 89. ayet. Bir başka peygamber. Zekeriya'yı da yad et, zikret, gündeme getir, hatırla. Hani o Rabbine şöyle dua etmişti. Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Her şey sonunda senin olacaktır ya Rabbi diye dua etti. Ölen her şey senin olacak. Herkes ölecek fakat sensin ebedi kalacak olan Allah'ım. Dolayısıyla Rabbine yalvardı. 89. ayette bize bildiriyor muhterem kardeşler. En son Meryem suresinde işlemiştik bunu hatırlarsanız. Hazreti Zekeriya'nın kıssası orada daha uzun gelmişti. Burada Rabbimiz hatırlatıyor. Kendisine ilim ve peygamberlikte varis olacak bir erkek çocuğu vermesi için Rabbine yalvarıyordu Zekeriya Aleyhisselam. Fakat duasının arkası önemli. Sen acaba benim için hayırlı mı olur, olmaz mı? Ney benim için hayırlıdır, ney değildir? Daha iyi bilirsin. Rabbim onun için ney hayırlıysa onu ver diyor. Bir evlat isterken daha bakın. Onun için Hazreti Zekeriya'yı gündeme getirin diyor Allah Celle Celaluhu. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا Biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya isminde bir erkek çocuğu lütfettik, verdik. وَاسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Eşini kendisi için elverişli kıldık. Yani kısırdı. Yaklaşık 100 yaşındaydı malumunuz. Çocuk doğurmaya elverişli bir hale getirdik buyuruyor Rabbimiz. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Onlar var ya, o Zekeriya aleyhisselamlar, Yahya aleyhisselamlar, يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Hayırlarda yarışırlardı, koşuşurlardı. Öyle mıyışık mıyışık değillerdi hayır işlerinde. Allah için bir şey gündeme geldiği zaman koşuşurlardı. وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Ve bize umarak ve korkarak yalvarıp dua ederlerdi. Buradaki umarak dua etmek zaten sembolik, nasıl yaparız? Ellerimizi açıp, Allah'tan umduğumuz için ellerimizi açıp, ya Rabbi şunu senden istiyorum, bunu senden istiyorum diyerek el açmak sembolik bir umma işaretidir. Bir istektir. Ellerini açmışsın, Allah'tan istiyorsun. Öyle der Hazreti Ömer radıyallahu anh. Resulullah aleyhisselam Allah'tan bir şey isteyeceği zaman ellerini açardı. Bazen göğüs hizasına kadar kaldırırdı. Bazen daha yukarı kaldırırdı. Ve ellerini duası bitince yüzüne sürmeden duasını bitirmezdi diyerek dua adabını da bize bu tefsir bağlan ayetin tefsirinde aktarmış müfessirler. Umarak ve korkarak. Dua hali bu. Çok önemli. Bu duyguyu, duadaki duyguyu tarif ediyor bize ayet-i kerime. Yani hem Allah'ın vereceğini ümit ediyorsun, Allah'ın eli boş geri çevirmeyeceğini biliyorsun. Çünkü vaat etmiş, siz benden isteyin, ben de size vereyim. Ama aynı zamanda da korkuyorsun. Neden korkuyorsun? Yüzün tutmuyor çünkü Allah'ın karşısına çıkmaya. İstediğin o kadar günahı biliyorsun.
Fakat o kadar günahımız olmasına rağmen yine de Allah'ın huzuruna çıkıp isteyebiliyoruz. O da bize veriyor. Umarak ve korkarak. Bu duygu haliyle yapılan duaları Allah da kabul edeceğini bildiriyor. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Onlar var ya bize karşı derin saygı taşıyan kişilerdi buyuruyor Rabbimiz 90. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ve peygamberlerden Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı anıyor burada Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde. Ondan sonra 91. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Irzını iffetle korumuş olan Meryem'i de an. Meryem ismi geçmiyor fakat ırzını iffetle koruyan kim? Meryem annemiz. Irzını iffetle korumuş Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir ibret, bir delil kıldık buyuruyor Rabbimiz 91. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ruhumuzdan üfledik. İşlemiştik Meryem suresinde fakat burada geçtiği için hatırlama babında Hazreti Adem aleyhisselama üflenen ruh cinsinden bir ruh üfleyerek babası olmamasına rağmen bir erkek eli ona dokunmamasına rağmen onun vücudunda ana rahminde Hazreti İsa'yı canlandırdık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kun emriyle meydana getirdi Allah. Ol dedi o da oluverdi. Onun için Kur'an'da Allah buyuruyor ya Hazreti İsa'nın yaratılışı neden garibinize gidiyor ki? Allah Adem'i annesiz ve babasız yarattı. İsa'yı sadece babasız yarattı. Bu Allah için kolaydır. Size zor gelebilir. Allah yaratıcı olduğu için, yoktan yaratan Allah olduğu için onun için sadece ol demekten ibarettir. O hemen oluverir. Ya da ruhumuzdan üfledik. Ruhumuz tarafından yani Cibril aleyhisselam tarafından onunla birlikte onun vasıtasıyla ruhumuzu üfledik. Böylece İsa aleyhisselam oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Alemlere rahmet, alemlere ayet, Allah'ın kudretini gösteren, Allah'ın birliğini gösteren açık bir delildir Hazreti İsa'nın yaratılışı. Onun için onu bir ayet yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi 92. ayet-i kerimede muhterem kardeşler, buraya kadar yaklaşık 17 tane peygamberin kıssası, uzun ve kısa anlatıldıktan sonra varılmak istenen noktaya geldi işte. Şunun için anlatıldı bunlar. İyi dinleyin. 92. ayette olay şimdi anlaşılacak. Estağfirullah. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fa'budun. İşte budur. Gerçekten budur. Bütün peygamberler ve onlara iman edenler bir tek ümmet olan sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse sadece bana kulluk edin dedi Rabbimiz. 92. ayet-i kerimede. İşte anlatılmak istenen İslam mesajı muhterem kardeşler. Bütün burada anlatılan peygamberler ve burada anlatılmazsa başka yerlerde anlatılan bütün peygamberler insanlara İslam'ı anlattılar. İnsanları İslam'a davet ettiler. Çünkü İslam insanların tüm zamanlardaki değişmez değerlerinin ismidir. Allah yeryüzüne hangi peygamberini gönderdiyse tüm peygamberler insanları tevhide ve İslam'a davet ettiler. Onun için bu peygamber şu dinin peygamberi, şu peygamber diğer dinin peygamberi gibi kelimeler, şu dinin kurucusu, şu dinin peygamberi tamamen yanlıştır. Tamamen tevhide aykırıdır. Tamamen Allah'ın göndermiş olduğu vahide bildirilen mesaja aykırıdır muhterem kardeşler. Hak din tek dindir, İslam dinidir. Tek Allah tek din göndermiştir. Haşa ve kella bir olan Allah birkaç din gönderir mi hiç? Allah insanlardan bir öyle bir böyle bir şey ister mi hiç? Allah insanlara Hazreti Adem'den itibaren son peygambere aleyhimusselam ecmain hep İslam dinini gönderdi. Hep tevhide davet etti. Bakın 17 tane peygamber okuduk bu surede. Peygamberler suresi Enbiya. Hepsi Allah'a davet etmedi mi? Tevhide davet etmedi mi? Hepsi anıldı burada muhterem kardeşler. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yunus, Hazreti Zekeriya ve anılanlar. Hepsi tek olan Allah'a davet etti. Tağuta kulluktan kaçının dedi.
Hazreti İsa bana kulluk yapın demedi ve diğerler de demedi. Allah bu hakikati burada bildiriyor. Tabii ki zamanlar içerisinde değişik peygamberlere Allah değişik şeriatlar verdi. Fakat din hep hak dindi, tek dindi. Şeriatta farklılıklar, işte ibadet şekillerinde farklılıklar, oruçta belki farklılıklar, namazın bazı rükünlerinde belki farklılıklar, haramlanan, yasaklanan, müsaade verilen şeylerde farklılıklar oldu. Fakat tevhidde hiçbir zaman asla. Hep aynı din, hep aynı Allah'tan tüm peygamberler, öyle buyuruyor Peygamber aleyhisselam, tüm peygamberlerin dini İslam'dır. Buhari'de geçen hadis-i şerifte. Hepsi İslam'a davet etmiştir. Tek kurtuluş Allah'a teslim olmaktır. Zaten İslam ve Müslüman demek Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş insan demektir. Kim Allah'a teslim olmuşsa zaten Müslüman olmuştur. Kendisine ne derse desin. Farkında olmasa dahi öyledir. Allah'a teslim olmanın tabii ki bir şartı vardır. Olmazsa olmaz şartı vardır. O da iman etmektir. Şirkten uzaklaşmaktır. Fakat gel gör ki 93'te bakın Rabbimiz buyuruyor ki وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنْ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ İnsanlar kendi aralarında işlerinin birliğini buzdular. Tefrikaya gittiler. Ayrıldılar, koptular. Halbuki hepsi sonunda bize dönecektir buyuruyor Rabbimiz 93. ayet-i kerimede. Maalesef zamanla insanlar tefrikaya düştüler. Kimisi Yahudi oldu, kimisi Hristiyan oldu, kimisi Mecusi oldu, kimisi bilmem kendine ateist dedi, bilmem ne dedi vesaire. Bir sürü şeyler dediler. Fakat hepsinin döneceği yer bizedir diyor Allah Celle Celaluhu. Hesaplaşılacak Allah huzurunda. Hakikatlar meydana çıkacak. İnsanların aldatılmasının hesabını verecekler. Son peygamberi neden inkar ettiniz? Ey Hristiyan alemi, bünyenizdeki 1 milyardan fazla insana neden son peygamberin hak peygamber olduğunu kitabınızda da yazmasına rağmen neden bildirmediniz soracak Allah. Sormayacak mı? Soracak Allah Celle Celaluhu. Yahudilere de soracak Allah Celle Celaluhu. Diğer inanmayanlara da soracak Allah Celle Celaluhu. Çünkü Allah buyuruyor ki budur sizin tek ümmetinizdir. Kurtubi ve diğerler tefsirinde buradaki ümmetten kasıt manası İslam'ın kendisi olan din İslam anlamındadır. Ümmetukum ümmeten vahide. Dininiz, milletiniz, ümmetiniz bir dindir. O da İslam'dır buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ 94. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlarda bulunursa, salih amel işlerse onun çabasını görmezlikten gelmeyiz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani yapmadın demeyiz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Zira biz onu yazmaktayız. Tabii ki olmazsa olmaz şartını da bildiriyor Allah Celle Celaluhu. Yani yapmış olduğu amellerin Allah katından değerli olması için neymiş? Ve huve mu'minun. İman etmesi gerekiyor. Elde var iman, yapılan bütün ameller değerlidir ve geçerlidir Allah katında. Elde yoksa eğer iman, yapılan bütün iyilikler iyilik gibi görünse dahi sıfırdır, değersizdir, yoktur Allah katında. Çünkü imansızın iyi bir değeri olamaz. İyi bir değeri olsaydı önce Allah'a inanırdı. İmanın da olmazsa olmaz şartı nedir? Tevhiddir. Tevhid olmadan şirk olduğu müddetçe yapılan bütün ameller geçersizdir. Allah katında makbul değildir. Rabbim bizleri tevhidden ayırmasın. Rabbim bizleri kelime-i tevhidden ayırmasın. Hayatımızın son anına kadar ve son nefesimizde dahi kelime-i tevhidi söyleyerek, iman ederek, onun şuurunda olarak son nefesimizi vermeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. Çünkü bu önemli muhterem kardeşler. Bütün ayetlerde dikkat ederseniz amellerin makbul olabilmesi için bu şartı koşuyor Rabbimiz. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 95. Helak ettiğimiz bir belde için artık imkansızdır. Çünkü onlar geri dönmeyeceklerdir buyuruyor Rabbimiz 95. ayet-i kerimede. Nedir burada imkansız olan? 3 tefsir yapmış müfessirler. Helak edilen bir belde için imkansız olan nedir? Çünkü ve haramun diyor Rabbimiz. İmkansızdır, mümkün değildir. Fakat ne olduğunu açıklamıyor Rabbimiz. Müfessirler
buradaki helak edilen bir belde için neyin imkansız olduğunu şu üç maddelerde toparlamışlar. Birincisi, artık tekrar dünyaya dönmeleri mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sünnetidir bu. Bir insan öldüğü zaman tekrar dünyaya dönmesi mümkün değildir. Ne yapacaksa son anına kadar yapacak. Helak zamanı geldiği anda, helak edildi mi artık bitmiştir. Geri dönüp tekrar döneyim, tekrar iyi işler yapayım mümkün değildir. İkincisi, ikinci anlamı, helak anı, zamanı geldiği anda artık kendisine deneme fırsatı verilmez. İmtihan o zamana kadardı. Eğer Allah'tan işte bir mucize istediyse, hani nerede şu vaat ettiğin azap göstersene dediyse ve o azap geldiyse iş bitmiştir artık. Dönme fırsatı, tekrar beni imtihan et ya Rabbi, bu sefer mutlaka başaracağım, bitmiştir. Üçüncü anlamda da artık tevbe şansı verilmez, tevbeye dönme imkanları bitmiştir buyuruyor Rabbimiz. Üç anlamda da alabiliriz. Ne tövbe edebilirler, ne tekrar deneme fırsatı verir Allah. Öldükten sonra da dünyaya dönme imkanı yoktur. Onun için gelin ey insanlar, Allah'ın helak zamanı gelmeden önce, ki senin şahsi ölümün eğer iman etmediysen senin helakin demektir, tövbe edin. Deneme fırsatı bulun, imtihanları kazanın. Dünyadayken son nefesinizi vermeden aklınızı başınıza alın. 95. ayette Rabbimiz bu hakikati bize bildiriyor. Dönüş sadece Allah'adır. İlâ rabbike yevme idinil mesâk. Öyle buyuruyor Rabbimiz Kıyamet suresinde. Dönüp varılacak tek yer artık Allah'ın huzurudur. Helak edildikten sonra başka yapılacak ve başka varılacak hiçbir yer yoktur. Hatta izâ futihat ye'cûcu ve me'cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Nihayet ye'cûc ve me'cûc, onların bulunduğu bölgedeki setlerin açıldığı, onlar da her tepeden akın ettikleri zaman, 97'yi de okuyalım. وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاحِسَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِم۪ينَ. Ve gerçek vaat, ölüm, kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır korkudan, dehşetten dolayı. Derler ki yazıklar olsun bize, gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz, hatta biz zalim kimselermişiz derler diyor Rabbimiz 97. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi 96. ayet-i kerimede hatırlatılan Ye'cuc ve Me'cuc olayını Kehf suresinin 94. ayetinde anlatmıştık. Bunun tefsirini bildirmiştik. Orada hatırlarsanız Zülkarneyn kıssası anlatılırken Allah Celle Celaluhu Zülkarneyn'in dünyada yapmış olduğu seferlerden, o büyük iktidar, güç sahibi, otorite sahibi Zülkarneyn, dünyadaki seferlerinden bir tanesinde uğramış olduğu bir kavim kendisine şikayette bulunmuştu. Hatırlayalım ayeti, bakın ne demişlerdi. Kehf suresi 94. Dediler ki ey Zülkarneyn, bu memlekette Ye'cuc ve Me'cuc bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana vergi verelim mi? Ücret verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasına aynı seviyeye getirince, yani vadiyi doldurunca demirleri eritip, üfleyin, körükleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca, getirin bana üzerine bir miktar da erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Fakat 98'i hatırlayalım. Ne demişti Zülkarneyn? Bu Rabbimden bir rahmettir. Yani beni bir rahmet olarak size gönderdi. Şu anda Ye'cuc ve Me'cuc diye şikayette bulunduğunuz bu zorba kavime karşı sizi korudu. Aranıza set yaptım. Baraj, engel, çelikten, bakırdan, demirden. Geçemezler, zulmedemezler. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Onun vaadi haktır dedi. Değil mi, hatırlıyorsunuz 98. ayet-i kerimede. Burada da Allah buyuruyor ki işte Allah'ın o vaadi kıyamet sabahı, kıyamet zamanı geldiği anda işte onu Allah yerle bir edecek. Ye'cuc ve Me'cuc denilen bu mahlukat mahiyetini Allah'ın bildiği, o zaman tefsirini yaparken demiştik muhterem kardeşler, o zaman için yaşamış olan
Ve o settin arkasında kalmış olan, ki ayetin zahirinden alınan mana budur. Birçok müfessir böyle mana vermiş. Özellikle seleften olan müfessirler. Yani önceki müfessirler. Bu settin arkasında kalan bu vahşi mahlukat, kıyametin zamanının yaklaşmasıyla birlikte set yıkılınca dünyaya medeniyete dalacaklar ve yeryüzünde fesat yayacaklar. İnsanları katledecekler, bozgunculuk yapacaklar. Kıyametin 10 büyük alametinden bir tanesidir aynı zamanda bu. Bukhari'de geçen o 10 alametin sayıldığı 10 büyük alametten bir tanesidir. Onun için Allah'ın vaadi geldiğinde bu gerçekleşecek. Fakat aynı zamanda birçok müfessir şunu da söylemişler muhterem kardeşler. Yeryüzünde bozgunculuk bugün zirvede. Zulüm almış gidiyor. Onun için birçok müfessir, ulema günümüz itibarıyla askeri ve ekonomik gücüyle yeryüzünü işgal eden zalimler en dehşetli anlamıyla Ye'cuc ve Me'cuc'dur. Çünkü birçok müfessir Ye'cuc ve Me'cuc'u tefsir ederken aslı ve soyu belirsiz, din ve millet tanımaz bir topluluk diye tarif etmişlerdi. Bunun tefsirini Kehf suresinde söylemiştik. Din ve millet tanımayan insanlar bugün yeryüzünde bozgunculuk yapmıyorlar mı? Zaten bugün kıyametin zuhuruyla alakalı diğer alametlere baktığımızda da birçok alametin zuhur ettiğini görüyoruz. Allahu alem, ya hakikaten özel bir insanlar grubu olabileceği gibi bugünkü dünyada zorbalık, zalimlik, insanları tahrip eden, tahripçi, emniyeti yok eden, fesada uğratan insanların da olabileceği ihtimali vardır. Allahu alem, çünkü tam açıklık getirilmemiş ayetlerde her halükarda bunlar kıyametin alametlerindendir ve yeryüzü bunların vasıtasıyla bozgun olacaktır. Fakat dikkat edin, inanmayanların durumu vahim. Mümin için korkacak bir şey yok ki. 100 sene sonra olsun, bugün olsun. Ölüm anıyla karşı karşıya kalsa mümin korkacağı bir şey yok. Bekleyeceği bir şey yok. Çünkü hazırlanmış. Ha bugün, ha yarın, ha 100 sene sonra, ne fark eder? Ama inanmayanların durumuna bakın. Yazıklar olsun, gerçekten biz habersizdik diyecekler. Bu sahneyle karşı karşıya, ölümle karşı karşıya kaldıklarında bu ayetin aslında bize hatırlattığı mesaj budur muhterem kardeşler. 98. ayet. Çok güzel bir ayet, dikkat edin. Estağfirullah. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasbu cehenneme entum laha varidun. Siz ve Allah dışında taptıklarınız var ya, cehennem yakıtısınız. Hasbu cehennem. Kendisiyle ateş yakılan odun veya başka cinsten bir şeye haseb denilir Arapçada. Cehennem yakıtısınız. Entum laha varidun. Siz oraya gireceksiniz buyuruyor Rabbimiz 98. ayet-i kerimede. İnsanı hakikaten sarsan bir ayet. Çünkü Allah buyuruyor böyle. Siz ve taptıklarınız var ya, cehennem yakıtısınız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Dehşetli bir ayet muhterem kardeşler. Yani bugün günümüzde kimin ne kadar güçlü dendiği, kimin ne kadar yenilmez, üstün görüldüğü önemli değil. Bakın Allah ne buyuruyor bu insanlar hakkında. Hepsi bu kadar. Yani bugün birileri kendisini veya başkasını medeniyetin en üstün zirvesinde sayabilir. En güçlü, yenilmez, acayip niteliklerle tarif edebilir. Fakat Allah buyuruyor ki sizin tarifiniz bir cümlede. Kendiniz ve taptıklarınız, tağutlarınız, putlarınız hasabu cehennem. Cehennem yakıtısınız siz. Başka hiçbir şey değilsiniz. Ne kadar dünya itibariyle güçlü olursanız olun, kendinizde ne kadar güç görürseniz görün, cehennem yakıtısınız diyor Allah Celle Celaluhu 98. ayet-i kerimede. لَوْ كَانَ هَا اُولَٰئِ اَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ondan sonra da buyurur ki Rabbimiz, eğer onlar birer ilah olsalardı o cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi, tapanlar da tapılanlar da orada ebedi kalacaklardır. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. Orada onlar için zefir vardır ve onlar orada hayırlı bir haber, kendilerini sevindirecek hiçbir söz işitmeyecekler buyuruyor Rabbimiz 100. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Zefir tercümesini vermeden geçtim. Kederli, üzgün ve yaralı bir kimsenin
en içten, derinlerden, kalbinden gelen o inilti sesine denilir Arapçada. Cehennemdeki insanların o azaba uğradıklarında yapacakları sesi böyle tarif ediyor Allah. Zefir. O iniltiyi duyacaklar. Hayırlı bir şey duymayacaklar artık. Ve soruyor Allah, eğer onlar ilah olsaydı cehenneme giderler miydi hiç? Gidecekler buyuruyor Allah. Hasabu cehennem. Vallahi onlar cehennem odunudur. Ama sadece kendilerine tapılanlar değil, yani tağut edilmiş, müstekbir olmuşlar değil, tapanlar da gidecek cehenneme. Onlar da gidecek. Körü körüne takip eden, taklit eden, arkasından giden, destekleyen, zalimlere destek olan, tağutlara destek olanlar da gidecek cehenneme diyor Allah Celle Celaluhu. Hiçbiriniz için ayrım olmayacak. Birileri davet etti, birileri de takip etti. Zalimin karşısında ses çıkarmadılar. Onların yanında izzet ve şeref aradılar. Allah'ın kanunlarını geçersiz zannettiler. Gücü, otoriteyi onların yanında gördüler ve mazluma karşı yer aldılar. Bugün dünyadaki birçok insanın yaptığı gibi. Hepinizin yeri cehennemdir ve orada inim inim inleyeceksiniz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimeler gelince 101. ayeti geçmeden bir sebeb-i nüzul rivayeti var. 98. ayet inince tabii ki Kureyşli müşriklere de ağır gelmişti ayet. Dediler ki böyle böyle diyor Muhammed Aleyhisselam. Diyor ki siz de taptığınız putlar da unutmayın her biri geçmişte yaşamış bir kahramanı temsil ediyor putların. Latlar, Menatlar, Uzzalar. Hepsi cehennem odunu, bayağı ağrımıza gidiyor. Hani mesela bugün diyelim ki Türkiye'li Müslümanlar olsun, diğer ki başkaları olsun taptığı putlar var ya, karşılarında eğildiği putları var. Şimdi siz bunlara deseniz ki hem siz hem de şu çelen koyduğunuz karşısında eğildiğiniz bu putlarınız cehennem odunsunuz, odunusunuz. Ben demiyorum Allah diyor deseniz çok zorlarına gider değil mi? Çok zorlarına gider. Aynı onların da zoruna gitmişti Kureyşli müşriklerin. Onun için Abdullah bin Ezzebar'a başvurdular. Biraz daha bilginleri. Dediler ki böyle böyle diyor. O da dedi ki siz de hiç karşılık vermeyi bilmiyorsunuz dedi. Ben orada olsaydım derdim ki o zaman bak kendince akıllı. Ben orada olsaydım ki ona derdim ki senin söylediğin gibi olsa durum o zaman İsa da cehennemde, Uzeyr de cehennemde, hepsi cehennemde. Çünkü onlara da tapılıyor. Siz niye böyle demediniz diyor, onları azarlıyor bir de. Bunun üzerine 101. ayet iniyor. Kendi mantığınca haklı. Çünkü Allah buyuruyor ki siz de taptığınız ne varsa onlar cehennemde. Hazreti İsa'ya bugün haşa ilah ilan ederek, dedim ya biraz önce 1 milyardan fazla Hristiyan tapınıyor. Hazreti İsa'nın suçu ne bunda? Uzeyr'i Allah'ın oğlu diyorlar. Melekler cennette olacak. Melekler Allah'ın kızı diyorlar, tapıyorlar. Veyahut da bugün ilah ilan ettiği bir sürü şeyler. Ne suçları var? Onun için Allah 101. ayette şöyle buyurdu. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar buyurdu Rabbimiz 101. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Resulullah Aleyhisselam çünkü buyurdu ki bu haber kendisine ulaşınca Allah yerine kendisine ibadet edilmesini kabul eden herkes kendilerine ibadet edenlerle cehennemde olacaktır. Kim bu çığırda bu mesele için uğraştıysa, bu çığırı açtıysa, insanlar da o çığırda bunu takip ettiyse, çığırı açanlar da takip edenler de cehennemdedir. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam ömrü boyunca insanlara ben Allah'ın kuluyum, Allah'a kulluk yapın, Allah'a tapın dedi. Kur'an'da birçok ayette geçiyor. Dolayısıyla onlar cehennemden uzaktır buyurdu Rabbimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu ayeti onların cehenneme girmesi için bir sebep yoktur. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah yerine kendilerini koymadılar. Dolayısıyla arkasından insanların yaptıkları şeylerle sorumlu tutulmayacaklardır buyurdu. Ayeti böyle tefsir etti muhterem kardeşler 101. ayeti kerimede. Böylece tabii ki bu ayet müminler için de geçerli. Sadece burada ismi geçen peygamberler için değil. Kimin için güzel akıbet takdir edilmişse kimin için takdir edildi? Kim dünyada mümin olarak yaşar,
salih amel işlerse Allah ona cenneti vaat etmiştir. Onlar cehennemden uzak olacak buyuruyor Rabbimiz 101. ayet-i kerimede. Ve son sayfamız Enbiya suresinde. O cehennemden uzak olacak o müminler var ya, la yesma'un hasisaha. Onun uğultusunu duymazlar. Hani biraz evvel cehennemliklerle alakalı ne demişti? İnim inim inleyecekler. Zefir. Fakat müminler onun sesini dahi işitmeyecekler. Hani hoş olmayan ses işitince rahatsız olur ya insan bu dünyada dahi. Canı sıkılır. İçi etmez. Huzuru kaçar. Allah buyuruyor ki cehennemin uğultusunu duymayacaklar. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Gönüllerinin dilediği ne varsa o nimetler içinde cennette ebedi kalacaklar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür der melekler cennete girdiklerinde buyuruyor Rabbimiz 102. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. 103. ayet-i kerimede. En büyük korku el feze'ul ekber. O en büyük korku onları tasalandırmaz buyuruyor Rabbimiz. Bu en büyük korku nedir? İbni Abbas şöyle tarif etmiş, buyurmuş ki kıyamet günü en büyük korkulardandır. Hani kıyametin o kopmasının sahnelerini bir düşünün. Aklınıza getirin. Denizler kaynatılacak. Dağlar havalara fırlatırıp paramparça olacak birbirlerine çarpıp. Gökyüzü paramparça olacak. Yıldızlar dökülecek. Güneş sönecek. Bu sahneyi düşünmesi dahi tasavvur etmesi mümkün değil. Bu en büyük korku günlerindendir. Yine İbni Abbas buyurmuştur ki en büyük korku günlerinden tekrar diriliş o mahşer meydanının dehşet halidir. Çünkü herkes cehennemi görecek. Hazreti Adem'den beri gelmiş geçmiş kaç milyar insan varsa bir düşünün. Hepsi orada. Herkes kendi derdine düşmüş. Bu en büyük korku günlerindendir. Yine en büyük korku günlerinden belki de en büyüğü buyuruyor İbn Abbas. Suçluların cehenneme atılma emrinin verildiği andır. Hesap görülmüş. Allah emir vermiş. Alın şunları yuvarlayın cehenneme. İş bitmiş artık. İşte bunlar da en büyük korku anlarıdır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki o müminler var ya onlar o gün bu en büyük korkulardan uzaktırlar. Tasalanmayacaklar. Onlar için ne var buyuruyor Rabbimiz? Bakın melekler onları cennetin kapılarında karşılayacaklar. Zümer suresi 73'te görüyoruz bunu. Nasıl olacak bu sahne? Tahayyül etmemiz için Allah buyuruyor Zümer suresi 73'te. Rablerine karşı gelmekten sakınan muttakiler bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp kapılara açıldığında cennet bekçileri der ki selam olsun size, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler cennetin bekçileri, melekler. Onları taltif ederler, davet ederler muhterem kardeşler. İşte bu hazırlığını hangi yönden yaparsan o akibet vallahi seni de beni de her birimizi bekliyor muhterem kardeşler. Ona göre hazırlık yapmak gerekiyor. En büyük günün dehşetinden eğer kurtulmak istiyorsan iman edeceksin. Allah'ın sana verdiği görevleri yerine getireceksin. Mazeret beyan etmeyeceksin. Mazeret bitmez. Ömür biter, mazeret bitmez. 70 değil 170 sene yaşasan dahi vallahi mazeretler bitmez. Şeytan türlü türlü yeni mazeretler uydurur. Şunu yapayım, bunu yapayım, ondan sonra Allah'ın dediklerini yapayım dedirttirir. Ama mazeretler bitmeyecektir. Bir mazeret başka mazereti doğuracaktır. En sonunda kaybolup gideceksin. Bir an evvel Allah'ın dediği görevleri yerine getirmek lazım. Yine alemlere rahmet biraz sonra gelecek Efendimiz Aleyhisselam. O günün korkusundan emin olmak isteyenler için bir tiyo vermiş tabiri caizse. Yapın kurtulun. Bak kolay. Kim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifte. Ahiretteki o sıkıntılı günde, o zor günde, o azaptan, o sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa dünyada bir mümin kardeşinin sıkıntısını gidersin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Öyle diyor hadis-i şerifte. Birçok kaynakta, Kütüb-i Sitte'de geçen. Kim dünyada bir müminin bir sıkıntısını, bir problemini götürür. Bir derdi var işte adamın. Maddidir, manevidir, bir derdi var. Onun o sıkıntısını giderirse, borç mu istiyor? Borç verdi.
Psikolojik bunalım var, oturdu sohbet etti. Hasta mı ziyaret etti. Bir derdi var, yardım etti ona. Arabası mı bozuldu? Arabasını çekti. Siz küçümseyebilirsiniz. Allah küçümsemez bunları. Hiçbir şey Allah katında küçük değildir. Hepsi Allah katında değerlidir. Bir türlü yardım etti. Elbiseye ihtiyacı vardı, elbise verdi. Karnı açtı, karnını doyurdu. Kur'an okumayı bilmiyordu, bu problemdir. Kur'an okumayı öğretti. Neyse derdi artık. Kim bir müminin dünyada bir sıkıntısını, herhangi bir derdini, bir problemini çözerse Allah da ahirette onun mutlaka sıkıntılarını giderecektir buraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahirette sıkıntılarınızın çözülmesini istiyorsanız işte ondan bize bir tavsiye. O zor günde kurtulma için çok şeye ihtiyacımız var muhterem kardeşler. Bunları ciddiye almamız gerekir inşallah. 104. Estağfirullah. يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَكَ طَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ 104. ayet-i kerime. Düşünün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kıyamet sahnesi. Yani göğün bir rulo şeklinde Allah'ın emriyle dürülmesini bir düşünün. Kağıtlar gibi. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَنَ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِل۪ينَ Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaad oldu. Biz vaad ettiğimizi yaparız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sözümüzden asla caymayız buyuruyor Allah. Biz bunu vaad ettik. Vallahi bu dünyanın bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu olacaktır. Bu gökleri diken Allah bir gün bu gökleri tekrar dürecektir. Ve ahiret sahnesi artık yaşanacaktır buyuruyor Allah. Bunu Allah vaat etmiştir. Bugün mutlaka gelecektir buyuruyor Rabbimiz. Tekrar eski hali, yani her şeyi yok etmek veya yok ettikten sonra tekrar eski haline getirmek, diriltmek tekrar. Hani yok olacağız fakat tekrar dirilteceğiz. Şu anda olduğumuz gibi ete kemiğe tekrar bürüneceğiz. Allah Celle Celaluhu bunu vaat etmiştir. Bu ayetinde bunu bildiriyor muhterem kardeşler. Ve 105. ayette şöyle devam ediyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Andolsun ki zikirden sonra zeburda da şöyle yazdık, yazmıştık. Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık buyuruyor Allah Celle Celaluhu 105. ayet-i kerimede. Zikir Allah'ın katındaki ana kitap, yani levh-i mahfuz. Zebur ise malumunuz Hazreti Davud Aleyhisselam'a verilen kitabın özel ismi olmakla birlikte zebur aynı zamanda kitap anlamına gelir. Dolayısıyla Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da, yani Allah'ın gönderdiği tüm vahiylerde şöyle vaat ettik, yazdık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ne buyurdu Allah? Yeryüzüne salih kullarım varis olacak. Burada alimler ihtilaf etmişler. Acaba yeryüzünden kasıt nedir? Burada alimler ihtilaf etmişler muhterem kardeşler. Yeryüzündeki, yani şu anda yaşadığımız dünyadaki yeryüzü mü, arz mı? Yoksa cennetin arzı mı? İhtilaf burada. Buradaki Allah'ın vaat ettiği, varis olacaklar dediği arz, cennetin mekanıdır, arzıdır diyen alimler şöyle delil getirmişler. Dünyadaki yeryüzüne iyiler de varis oluyorlar, kötüler de varis oluyor. Mesela şu anda yeryüzüne kötüler varis. Onların sözü geçiyor. Vurduğunu vuruyor, kırdığını kırıyor, istediğini ıstıra ediyor vesaire. Dolayısıyla burada vaat edilen yeryüzü dünyanın yeryüzü değildir diyen alimler olduğu gibi aynı zamanda burada Allah'ın vaat ettiği dünyadaki yeryüzüdür diyen alimler de olmuş. Çünkü kötülük arızidir. İyilik ise aslı olandır. Dolayısıyla hakimiyet eninde sonunda mutlaka müminlerin olacaktır. Tarihe baktığımızda böyle gerçekleştiğini görüyoruz muhterem kardeşler. Müminlerin karanlık günleri ne zaman en karanlık olduğu zamana gelince artık onların aydınlık günlerinin geldiğini tarihte görüyoruz. Şu anda müminlerin en karanlık günü ise eğer öyle algılarsak demek ki o zaman aydınlık günler yakındır. Çünkü en karanlık gelmeden
güneş yarıp karanlığı gün doğmaz hiçbir zaman. Önce bir yalancı fecir gelir. Bilirsiniz değil mi? Ondan sonra zifiri karanlık çöker. Ondan sonra güneş, fecir tamamen aydınlanmaya başlar. Her gece bunu yaşarız. Farkında mıyız bilmiyorum. Bu bizim için bir ibrettir. Sıkıntı, dert, keder zirveye ulaştığı anda İslam oralarda toparlanıp böyle okun geriye çekilip yayından fırladığı gibi tekrar zirvelere gelmiştir. Bu da olabilir. Bizim için önemli olan muhterem kardeşler, bu dünyadaki başarı olabileceği gibi en geç ahiretteki başarıdır. Bunu kesinlikle anlıyoruz ayette. Çünkü müfessirler en geç ahirette cenneti Allah müminlere vaat etmiştir. Dünyada da dilerse başarı verir mi Allah? Dilerse otorite verir mi Allah? Dilerse devlet nasip eder mi Allah? Dilerse zenginlik nasip eder mi Allah? İktidarı bize verir mi? Bilemiyoruz. Ama dilerse verir. Öyle imtihan eder. Ama ille de bu iktidar elimize geçsin diye Allah'ın izin vermediği metotlara başvurmak, Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamberin başvurduğu yöntem olmamıştır. Allah'a kulluğa devam ederiz. Sonunda dünyada başarı olursa bu da Allah'ın nimetidir. Ayetten anladığımız ders budur. İnne fî hâzâ lebelâgan li kavmin âbidîn. İşte bunda bize kulluk eden bir kavim için hakikaten mesaj vardır buyuruyor Rabbimiz 106. ayet-i kerimede. Yani bu ve diğer surede anlatılan haberlerde, vaatlerde, tehditlerde, şu güzel kıssalarda Allah'a itaat eden insanlar için ibretler vardır. Mesajlar vardır. Onun için anlatıyoruz buyuruyor Rabbimiz 106. ayet-i kerimede. Ve 107. ayet şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estaizu billah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Resulüm ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında muhterem kardeşler. İşte bu surede bütün peygamberler anlatıldıktan sonra peygamberlerin suresinde Allah Celle Celaluhu en son peygamber ve peygamberlerin efendisi olan, yeryüzüne gelmiş geçmiş en değerli insan olan, alemler için yani bütün insanlık için, cinler için rahmet olan peygamberimizin bu niteliğini Rabbimiz 107. ayet-i kerimede bildiriyor muhterem kardeşler. O hakikaten insanlık için bir rahmettir. Sadece Müslümanlar için değil, insanlık için rahmettir muhterem kardeşler. Onu tanıdıkça onun rahmet olduğunu anlarız. İnsanlar onu tanırlarsa eğer, onu sevmekten başka hiçbir çareleri yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ne kadar fazla bilirsek, onun hayatını ne kadar fazla öğrenirsek, vallahi ona karşı sevgimiz artacaktır. Eğer çok yamuk bir gözle bakmazsa Ebu Cehil gibi, o zaman dostluğu artacaktır. Muhabbeti artacaktır. Aşkı ve iştiyakı artacaktır. O insanlık için bir rahmettir buyuruyor Rabbimiz çünkü muhterem kardeşler. O da öyle buyurmuştur. Kim merhamet etmezse ona merhamet olunmaz demiştir Peygamberimiz hadisi şerifinde. Men la yerham la yurham. Kim merhamet etmezse ona merhamet olunmaz. Dolayısıyla o insanlara merhamet etti. Acıdı, onlar için hayatını adadı, uğraştı. O değil mi bütün insanlık için insan haklarını savunan, getiren, yerleştiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam değil mi muhterem kardeşler? Sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için rahmettir. Alemler için diyor Allah Celle Celaluhu. İnanan ve inanmayan insanlar için. Peygamber olmadan önce Hilful Fudul denilen insan hakları organizasyonunda mazlumların hakkını aramıyor muydu? Peygamber olduktan sonra Medine İslam Devleti'ni kurduktan sonra Medine vesikasında, İslam anayasasında Yahudilere ve Hristiyanlara kendi dinlerine göre istedikleri gibi ibadet edeceklerini, eğer onlara bir saldırı yapılırsa onlara da İslam devleti bünyesinde korunacağını vaat etmedi mi? Ve bu sözün yerini getirmedi mi? İnsanlık için bir rahmet değil mi? Allah öyle buyuruyor. Yahudiler için de rahmetti. Onları devletine aldı, korudu, fakat onlar nakürlük yaptılar. Arkadan vurdular. Veda hutbesinde demedi mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arap olanın Arap olmayana, siyah olanın beyaz olana, beyaz olanın siyah olana,
Bunların hiçbirisinin derisinden, ırkından, renginden dolayı bir üstünlüğü yoktur. Tek üstünlük takvadadır demedim muhterem kardeşler. İnsanlık için evrensel bir beyanname değil mi? Bundan başka bir şey olabilir mi? Alemler için rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Onun mübarek ağzından çıkan sözler bunlar. Bütün ırkçılığı, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği, aklınıza her türlü aşırılık ne varsa bu sözüyle yıktı. Evrensel bir insan hakları getirdi, yerleştirdi. O bütün insanlık için bir örnektir, önderdir. Dost olsun, düşman olsun, hiçbir onun hakkında vallahi kötü konuşamadı. Düşmanları dahi sorulduğunda onun iyi bir insan olduğunu söylüyorlardı. Kötü olduğunu söyleyemiyorlardı. Peki niye ona karşı savaşıyorsun? O sistemimizi yıktı diyorlardı. Sistemimiz elden gitti. Şahsiyetiyle alakalı hiçbir şey diyemiyorlardı. Dostu ve düşmanı onu söylüyordu. Doğruluğunu, dürüstlüğünü, cömertliğini, ciddiyetini Müslüman olmadan, peygamberlik ona gelmeden önce, haşa, peygamberlik kendisine gelmeden önce el-emin sıfatı onun değil miydi? Onlar ona el-emin diyorlardı. İşte alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden bakın rahmet sahneleriyle alakalı neler demedi ki? Hangi birini aktaralım? Vaktimiz bitti fakat birkaç tanesini anmadan geçmeyeceğim. Kimin komşusu açken o tok yatarsa bizden değildir dedi. Müslüman gayrimüslim ayırmadı. Alemlere rahmet böyle olur muhterem kardeşler. Yine başka bir hadisinde müminlerin arasında ahlak yönünden, insanlık yönünden, şahsiyet yönünden en iyi kimse odur ki onun ahlakı insanlara karşı davranışı en iyi olsun. Ve sizin aranızda en iyi insan o insandır ki karısına, hanımına en iyi muamele etsin. Nankörler, hainler, İslam düşmanları, siz gece gündüz deseniz ki İslam'da kadın hakkı yoktur, kadına zulmeder, onu siz yapıyorsunuz. Delillerini gelin konuşalım ama yapmayacaksınız. Kadına zulmeden sizsiniz, kadını satan sizsiniz, kadının haklarını çiğneyen sizsiniz. İslam kadını onurlandırmıştır. Kadının hakkı değil, insan diye sayılmadığı bir toplumda bu sözleri Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur. Ve onlara bu hakları vermiştir, yerleştirmiştir. Yapmış olduğun iyiliklerden insanlara karşı hiçbir iyiliğini küçümseme diye insanları hep iyilik yapmaya teşvik eden olmuştur. Sadece insanlara karşı değil, doğaya karşı dahi değil mi? Bir sadakadır demedi mi? Yeryüzünde yolda gördüğün bir taşı dahi kaldırmam. Bu ne demek? Ne anlamı var bunun? Doğayla ilişkini düzeltiyor senin bu. Hayvanlara karşı zalim olmamayı ve buna benzer birçok hadisleri, kendi yaşadığı bölgenin harem bölge ilan edilmesi, bunların hepsi hakkında uzun uzun konuşmak gerekir, düşünmek gerekir. Onun alemlere rahmet olduğunu anlamak için muhterem kardeşler. Müminler arasında en iyi Müslüman o kimsedir ki onun elinden ve dilinden, hareketlerinden diğer insanlar emindirler. Bundan daha güzel bir rahmet olabilir mi muhterem kardeşler? Onun için o bizim için rahmettir. İnsanlar için gönderilmiş bir rahmettir buyuruyor Allah Celle Celaluhu Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşler. Müminler için, insanlar için böyle olursa müminler için ne olur? Onu zaten siz düşünün muhterem kardeşler. Belki onun bizim hakkımızda ne düşündüğünü tasavvur dahi edemezsiniz. Aklımıza dahi gelemez onun bizi ne kadar sevdiği. O, Allah tarafından alemlere rahmet olarak gönderilmiş insan. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi ne kadar sevdiğini hayatı boyunca görüyoruz. Bizim için yaptığı çalışmalar, dua, secdeler, bizim kurtulmamız için hepsi bunu gösterir. Fakat şu hadisi şerif, Müslim'de, İbn-i Mace'de, Nesai'de, Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde geçen şu hadisi şerif bunu en güzel gösteriyor kanaatimce. Bakın, sahabeleriyle birlikte bir gün mezarlığa gitti Efendimiz Aleyhisselam, Cennetül Baki'ye gitti. Orada onlara seslendi ve dedi ki, ey mümin insanların dünyası, Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz de size katılacağız dedi. Kardeşlerimi görmüş olmayı çok arzu ederdim dedi. Sahabe-i kiram sordu, ya Resulallah, biz senin kardeşin değil miyiz? Kimi görmeyi arzu ettin ya Resulallah? Görüyorsun ya bizi. Buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam,
Siz benim ashabımsınız, yani arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise daha dünyaya gelmedi. Onlar beni görmeden severler. Ben de onları severim dedi. Onlar beni görmediği halde bana iman ederler dedi. Sahabiler sordu. Ya Resulallah, peki henüz dünyaya gelmemiş o kişileri nasıl tanıyacaksınız dedi ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki, düşünün bir adamın ayakları ve yüzü beyaz bir atı var. O kimse bu atı hepsi simsiyah olan bir at sürüsü içinde tanıyıp bulamaz mı? Elbette bulur ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, işte o kimseler de mahşer yerine abdest azaları bembeyaz olduğu halde gelecekler. Ben onlar geldiğinde Kevser suyumun başında, havuzun başında onlara ikram etmek için onları bekleyeceğim dedi muhterem kardeşler. O bize kardeşim dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böylece alemlere rahmet, fakat müminler için çok daha özel bir konumu olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında hala ileri geri konuşan o zavallılara sadece acıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Beddua dahi inanın ki edesimiz gelmiyor. Onlar sadece acınacak insanlar. Başka hiçbir şey değil. Çok zavallı mahlukatlar. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmasaydı, onun olmadığı bir dünyayı düşünün. Yani şu anda değil, şu anda yok, vefat etti, fakat o olmasaydı eğer, onun sünneti bugün olmasaydı, bir dünyamızı bir düşünün muhterem kardeşler. Hayat hayat olmazdık. Nasıl ibadet edecektik? Nasıl namaz kılacaktık? Nasıl oruç tutacaktık? Nasıl zekat verecektik? Meselelerimizi nasıl çözecektik? Nasıl gülecektik? Nasıl ağlayacaktık? Nasıl eğlenecektik? Nasıl üzülecektik? Hiçbirisini bilemezdik. Hepsini ondan öğrendik. Ailemizle nasıl geçineceğimizi ondan öğrendik. Aile hayatını dahi Allah gizli bırakmadı. Düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşler? Aile hayatını dahi, hanımlarıyla en özel hallerini dahi kitabına taşıdı Allah Celle Celaluhu. Bundan daha büyük rahmet olur mu? Bir hayat düşünün. En hayatınızın en derin noktalarını, en gizli noktalarını Allah kitabına tanımış, taşımış. Böyle bir örneklik müminler için bir rahmettir. İnsanlarla nasıl geçineceğimizi, Müslümanların nasıl kardeş olacağını, Mekke Medine Müslümanları arasında nasıl kardeşlik ilan edildiğini, bu dünyada mutlu yaşamak için nelerin lazım olduğunu nereden bilecek? Onun için muhterem kardeşler, biz her şeyimizi ondan öğrendik. Ona ne kadar şeyler borçlu olduğumuzu bir farkına varırsak, sadece ve sadece bu ayeti kerimeyi okuduğumuzda söyleyeceğimiz bir söz olur muhterem kardeşler. Ya Rabbi, senin sözlerini, yani şifa olan, bize şifa olsun diye, manevi hastalıklarımıza bir şifa olsun diye gönderdiğin bu sözleri bize ulaştıran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat olsun, selam olsun ya Rabbi. O alemlere rahmet oldu dedin ya Rabbi. Seni de biz buna şahit tutuyoruz ki biz buna şahidiz Allah'ım. O alemlere rahmet oldu ya Rabbi. Bu şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. İsmimizi şahitlerle birlikte yaz ya Rabbi. O bize kardeşlerim dedi ve bizi havuzun başında bekleyecek muhterem kardeşler. Üzmeyelim onu havuzun başında. Evet, inşallah 108. ayetle devam edelim. Estaizu billah. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki onlara, bana sadece sizin ilahınızın bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hala
Müslüman olmayacaksınız. Bunu de diyor Allah Celle Celaluhu 108. ayet-i kerimeden muhterem kardeşler. O Allah tarafından gönderildi ve bakın diğer bütün peygamberler neyi ilan ettiyse peygamberler zincirinin son halkası olan o da aynısını ilan etti. Allah'a kulluk yapın. Hala Müslüman olmayacak mısınız? Hala yüz çevirecek misiniz? Diye söyle diyor Rabbimiz. فَاِنْ تَوَلَّوُ 109. ayet. Eğer yüz çevirirlerse hala, duymazdan gelirlerse, فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ bana emrolunan hepsini size açıkladım. وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَنْ بَعِيدٌ مَا تُوَعَدُونَ size vaad olunan mahşer, ölüm, helak anınız yakın mı, uzak mı bilmiyorum de o insanlara. O inanmayanlara, kibirlerinde direnenlere de ki Allah bilir gaybı. Belki yarındır ölümünüz. Belki daha çok sürer. Allah bilir. Onun için ben yakın mı uzak mı bilmiyorum. Siz gelin bir an evvel Allah'a kulluk yapın. Çünkü innehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Allah'tır sözün açığını da bilen, gizli tuttuklarınızı da bilen Allah'tır. Müslümanlar aleyhinde açıkça söylediklerinizi de Allah biliyor. Kalbinizin derinliklerinde gizlediğiniz düşmanlıklarınızı da Allah biliyor. Zannetmeyin ki Allah Müslümanları başıboş bırakacaktır. Onları Allah yardımsız bırakacaktır zannetmeyin. Siz istediğinizi yapın. İstediğiniz planını yapın. Allah bizden razı olsun bize yeter. Onun Resulü bizi sevsin bize yeter. Biz ahirette zaten sizinle beraber olmak istemiyoruz ki. Ne derdiniz var bizimle uğraşıp duruyorsunuz? Allah biliyor sizin ne düşündüğünüzü. Aleyhimizde ne kafirlikler yaptığınızı Allah biliyor. Müslüman ülkelerinin başındakiler de bunu yapıyor. Bu ülkelerin başındakiler de bunu yapıyor. Rahat bırakın bu Müslümanları. Rabbimiz Allah diyen insanları rahat bırakın. Başörtüsü takan kadınları rahat bırakın. Sakalıyla gezen Müslümanları rahat bırakın. Müslümanca yaşamak isteyenleri rahat bırakın. Onların size bir zararı yok. Sizi kurtarmak istiyor onlar. Bilakis faydaları var. Onun için bu ayette Allah Celle Celaluhu bütün bunları bize hatırlatıyor ve sonra şöyle buyuruyor. Bu in edri leallehu fitnetun lekum ve meta'un ila hin. Bilmiyorum. Belki de Allah'ın size verecek azabı ertelemesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi faydalandırmak içindir. Allahu ekber. Ne güzel bir ayet değil mi muhterem kardeşler? Ne güzel bir hatırlatma. Ne güzel bir ayet dediğim zaman zaten onu kastediyorum. Ne güzel bir hatırlatma. Ne güzel bir bugün için uyarı. Allah size nimetler verdiyse bilmiyorum diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyle de diyor Rabbimiz. Belki sizi denemek için Allah öyle verdi. Yani size Allah mühlet veriyor. Zannetmeyin ki siz başardınız. Allah sizi deniyor. Sonradan ya Rabbi uyanacak vakit bulamamıştık demeyesiniz diye Allah size mühlet veriyor. Yoksa Allah sizi hemen şu anda helak etmeye gücü yetmez mi? Ama Allah size mühlet veriyor. Belki aranızdan Müslümanlar çıkar diye. Sizden çıkmasa dahi bak her gün çocuklarınızdan nasıl çıkıyor elhamdülillah. Her gün nasıl sizin Hristiyan olarak yetiştirmeye çalıştığınız çocuklarınız İslam'a koşuyor elhamdülillah. Sayıları binleri geçti, on binleri geçti elhamdülillah. Çatlasanız da girecekler, patlasanız da girecekler. Çünkü budur tek hakikat. Keşke Hristiyanlıkla biraz ilgilenseler muhterem kardeşler. Kim Hristiyanlıkla biraz ilgilenirse yanlış olduğunu anlayıp İslam'a geliyor. Elhamdülillah. Hakikat olmadığını o anda anlıyor. Ama adamlar bir şeyle ilgilenmiyor ki. Boş, heva heves, gezmeyle, eğlenmeyle, dolaşmayla ilgileniyorlar. Biraz şöyle meseleyi ciddi alıp, ya bir şeyler var deyip, madem ben Hristiyanım, dinimle bir uğraşayım dediği an, aslında kurtuluşun yoluna girdi demek elhamdülillah. Biraz ilgendi mi anlıyor ki ya böyle hakikat olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu diyor. Hemen ondan sonra bakıyor ki biraz belki Yahudiliğe bakıyor. Biraz gidiyor Budistlere bakıyor. Sağa sola bir araştırıyor. Eğer hakikati arıyorsa dönüp dolaşıp İslam'dan başka gireceği kapı yok. Ve öyle öyle elhamdülillah. Bakın sayılarına bakın. Bize düşen bu mesajı taşımak insanlara. Hakikatin temsilcileri olmak, örneği olmak. Ve şöyle demek. Enbiya suresinin 112. son ayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi demek muhterem kardeşler. Çünkü o şöyle diyor. Kale dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbihkum bil hak Rabbim
Onlar hakkında adaletinle hükmet. Alemlere rahmet olandan başkası böyle der mi muhterem kardeşler? Kendisine o kadar düşmanlık yapan, öldürmeye çalışan insanlar hakkında bakın ne istiyor? Kökünü kazı, helak et değil, aralarında adaletle hükmet ya Rabbi diyor. İşte budur alemlere rahmet. Ve Rabbuna Rahman, bizim Rabbimiz Rahman olan Allah'tır. El musta'anu ala ma tasifun. Sizin anlattıklarınıza karşı onun yardımı bize yeter. Yardımı umulan Allah, Rahman olan Allah odur dedi diyor Rabbimiz. İşte zor durumlarda Allah'a nasıl iltica etmemiz gerektiğini bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bir rahmet tecellisi olarak böyle söylüyor. Rabbimiz de Kur'an'ında ebedileştirmiş. Ya Rabbi diyoruz biz de onun duasına katılarak. Bugünkü biz müminlerle inanmayanlar arasında, diğer insanlar arasında adaletinle hükmet. Sensin bizim yardımcımız Allah'ım diyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle diyoruz. İnşallah dersimizi burada noktalayacağız. Nasıl unutmuşuz onu? Evet. Elhamdülillah vaktimiz de doldu. Bir iki dakikada geçirdik galiba. Fakat sureyi bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Haftaya inşallah.